16 Nisan olarak görünüyor. AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Nisan ayında yapılması planlanan referandumla alakalı açıklamalarda bulundu. Ercoşkun, evet de bizim, hayır da bizimdir. Vatandaşlarımızın kararı neyse herkes buna saygı duymalı ve ona göre istikametini çizmelidir, dedi. Tabii uzun dönemdir aslında darbe anayasasından sivil anayasaya geçişte çok önemli bir nokta olan bu anayasa değişikliğini inşallah 16 Nisan'da milletimiz sözde kararda milletindir diyerek oylayacak. Ve netice itibariyle bu oy evet de olabilir, hayır da olabilir. Evet diyen de bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıdır. Hayır diyen de aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıdır. Bize düşen siyasetçiler olarak 18 maddeden oluşan bu paketi en detaylı bir şekilde anlatabilmek. Çünkü şunu biliyoruz, eğer yeterli ve doğru bilgiye sahip olunmazsa o zaman değerlendirmeler de eksik olur. Sonuçta aynı seviyede bilgiyle değerlendirilirse herkes özgür, hür düşüncesiyle farklı düşünebilir. Dolayısıyla burada hakaret eden, hani evet diyenleri bu manada rencide eden ve tamamen hakaret üzerine kurulan bir propagandayı veya bir süreci kesinlikle tasvip etmiyoruz. İlk önce onu söylememiz lazım. Diğer taraftan AK Parti olarak biz 2001 yılında parti programımızda sivil anayasa taahhüdümüzü, 2010 yılından itibaren masaya koyduğumuz belki şu paketin içindeki %95 değişikliği bugün milletin önüne getiriyoruz. Hani diyorlar ya yangından mal kaçırırcasına. 7 senedir masanın üstünde olan bir paketi milletimiz oylayacak. Ama ilk andan itibaren hayır üzerine kurulu, yalanlar üzerine kurulu bir süreci maalesef yaşadık. Buradan ne ülke, ne millet, ne parlamento, ne de kendi partileri hiçbir şey kazanmaz. Burada bir uzlaşma kültürünün oluşabilmesi için ilk başta olumlu bir şekilde görüşlerin ortaya konması gerekirdi. Biz bunu AK Parti olarak yaptık. Bakın 21 madde olarak geldi komisyona bu ve 18 madde olarak çıktı. 3 tane maddeyi bu manada aslında eledik. Bize göre en doğrusunu ortaya koyduk. Gönül isterdi ki tam bir sivil anayasa paketi gelsin ama böyle bir değişiklik geldi. Cumhurbaşkanımızın imzasından sonraki ilk demecimin ben bu manada olmasını düşündüm. Çünkü evet de bizim, hayır da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının kararı neyse herkesin buna saygı duyması ve ona göre istikametini çizmesi gerekir. Bolu olarak 2007 referandumundan daha yüksek bir desteğin gerçekleşeceği kanaatindeyim. Biz biliyorsunuz bir teşkilat olarak, disiplinli bir teşkilat olarak genel merkezin çizeceği programla devam ederiz. Burada 25 Şubat'ta Ankara'da bir toplantı ile bir sunum gerçekleşecek tüm Türkiye'ye. Benim düşüncem, meclisin de tabii bu esnada devam etmesi gereken bazı çalışmalar var. Genel merkezimiz büyük ihtimal 25 Şubat sonrasında belirleyeceği bir tarihte meclisin de alacağı bir kararla çalışmalara ara verilecektir. Ve ondan sonra sahaya inilecektir. Ama biz teşkilat olarak zaten hep sahada olduğumuz için aslında hiç bu manada bir starta da ihtiyaç duymuyoruz. Ama tabii bir lansman anlamında büyük ihtimal Şubat sonunda, Mart başında bu gerçekleşebilir diye düşünüyorum.